Kolay gelsin. Blender'da animasyon ile ilgileniyorsanız işinize çok ama çok yarayacak ücretsiz bir addon tanıtacağım bu videoda. Benim animasyonlarımda sürekli kullandığım bir addon bu. Kamera Shakefy adında. Hemen açıklamaya da linkini koyacağım. Buradan zip olarak indirirseniz zip dosyası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan direkt Edit Preferences Addons kısmınızdan install diyerek Addon'u seçip Blender'a aldığınız zaman daha sonra Save Preferences diyerek Addon'u kaydedebilirsiniz. Ben de direkt kayıtlı olduğu için zaten tekrardan kurulum yapmıyorum. Şimdi hemen ne işe yaradığını kısaca göstereyim. Işık kaynağını sildim. GZ1 diyerek bunu bir grid seviyesine aldım. Shift-A ile bir tane mesh ekliyorum ve bunu biraz büyütüyorum. Daha sonra bir tane de Timeline sekmesi açacağım. Ctrl-Alt-0 ile kamera görüntümü viewport'un bakış açısına getirdim. Shift ve Tab tuşunun hemen üstündeki o küçük E harfine basarak FPS moduna geçiyorum. Şöyle sahneme yaklaşacağım biraz. Aynı zamanda klavyemin en sağında bulunan artı ve eksi ile de bu kamera hareketini hızlandırabiliyorum. G'ye basarak da yer çekimini aktif hale getirdim. Şu an mesela şuradan aşağı düşersem direkt sahnemin aşağısına düşecektir. Sağ tık yaptım ve kendine geri getirdim. Shift E derim tekrardan. Şöyle ufak bir animasyon yapacağım ve addon'umuzu göstereceğim. Şimdi birinci karede I harfine basıyorum ve location ve rotation diyerek lokasyonunu ve rotasyonunu bu frame'de bu şekilde ayarladım. Daha sonra şunu 100 yapayım mesela. Son frame'e geliyorum. Son frame'de de yine kameranın bu şekilde küpe yaklaşmasını istedim. I'ya bastım. Location ve rotation dedim. Daha sonra timeline sekmesindeyken imlecim Trabzon noktasına basarak kamera hareketinin lineer bir şekilde giderlemesini sağladım. Daha sonra animasyon oynattığımda elimde şu şekilde bir animasyon var. Kamera hareketim çok salt bir şekilde, çok düz, hareketsiz bir şekilde şu an küpe yaklaşıyor. İşte tam burada bizim ücretsiz kullandığımız kamera Shakefy addon'u çok büyük işler başarıyor. Ne gibi? Buradan artıya bastığım zaman işte default olarak şey kısmında şu şekilde Invegestion neyse artık bu şekilde bir animasyon eklemiş oldu. Burada farklı tip animasyonlar var. Mesela işte yürüyüş kamerası gibi. Bu şekilde yaptığım zaman şu an tabii çok sallantılı. Buradan influence değerini düşürdüğümde daha gerçekçi sonuçlar alabiliyor olacağım. Mesela Wedding var. En çok kullandıklarımdan birisi. Şu şekilde biraz daha arttırayım. Çok düz bir kamera hareketinden ziyade bir tık daha sallantılı veya farklı tip animasyonlar bize vaat edebiliyor. Şu kamerayı animasyonu ben bir sileyim. Tekrardan bir şey üzerine daha göstereceğim. Mesela GY dedim. Birinci frame'de bu küpün burada olsun. Location. Rotation dedim. Son frame'de 100. frame'de de küpün buraya gelsin. I'ya bastım. Location rotation diyorum. Animasyonu oynattığımda şu an elimde bu şekilde bir animasyon var. Tabii T'ye basarak şöyle lineer hale getireyim. Şu şekilde bir animasyon var elimde. Kamera hareketini şimdi burada tekrardan gösterelim. Kamera Shake Free addon'u varken arkadaşlar şunu da eklemiş olayım. Sıfır ile mesela kamera görüntüsüne geçtim. Kamera Shake Free addon'u eklendikten sonra Shift E ile E dediğim tabii yine tabun üstündeki E ile herhangi bir FPS moduna geçemiyorum. O yüzden bunu kaldırmam gerekiyor. Birinci frame'de tekrar Shift E dedim ve yine WASDF ile şu şekilde objeme yaklaşıyorum. Q ile aşağı, E ile yukarı çıkıyorum. G ile dediğim gibi yer çekimini aktif hale getiriyorum. Birinci frame'de kamera açım. Bu şekilde I'ya bastım. Location, rotation diyorum. Son frame'e geldiğimde G'ye dedim. Kamera açımı şu şekilde getirebilirsem. Küpün bittiği yere getireceğim. Şu şekilde. Sıfır dedim tekrar. I'ya bastım. Location, rotation dedim. Şimdi şu şekilde bir animasyonum var. Kamera küpü takip ediyor. T ile tekrar lineer yapacağım. Bu lineer ve bezier şunu hemen açıklayayım. Lineer dediğimizde arkadaşlar direkt kalkışta mesela herhangi bir yavaşlama olmadan dümdüz kalkıyor, dümdüz duruyor. Ama bu bezier olduğu zaman yavaşça kalkar, yavaşça durur. Mesela şu an kamera animasyonun bezier'de olduğu için ilk kalkışta bakın kameram yavaş kalkıyor, bu dümdüz kalkıyor. O yüzden bir tık öne geçiyor. O yüzden kamera animasyonu da lineer olarak ayarladığım zaman ikisi de aynı anda kalkacaktır. Herhangi bir yavaşlama hızlanma olmayacak. Tam bu açıdayken bir tane kamera şekli animasyonu ekliyorum.
şekilde oynatalım. Hatta gördüğünüz gibi sanki bir arabanın gidişini görüyor gibiyiz. Şu mesela renkleri viewport display'den biraz daha değiştireyim daha belli olması adına. Şu şekilde. Şu şekilde bir animasyon var şu an elimde. Sadece bir tane hareketle bile kameraya bu şekilde bir animasyon verebiliyorum. Artı butonuna tıklayarak ikinci bir animasyon daha ekleyebilirim. Mesela yine The Wedding dediğim gibi çok kullandım. Mesela kamera artık biraz daha sallantılı hale geliyor. Üçüncü bir animasyon daha. Mesela artık bunları deneme yanılmayla buradan şiddetini azalttım. Şu an mesela ne yağındırdı? Çok hızlı giden bir arabanın işte başka kamera tarafından takip edilmesi gibi çok güzel bir sahne oluşturabildik bu add-on'la. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ücretsiz bir add-on. Çalışmalarınızda kullanıp çalışmalarınızı farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Burada ben sadece işte The Wedding, Handy Cam Run, bir de şu okuyamıyorum tam olarak. Şu üçünü kullanıyorum. Diğerlerini sizlere deneme yanılma yoluyla onlara da bakarsınız. Araba animasyonu yapıyordum. Instagram'da paylaşıyordum. Çok soru geliyordu. Kamera hareketlerini buradan yapıyorum. Araba animasyonları için farklı bir yöntem kullanıyordum. Bu başka bir mesele. Bu da kamera animasyonları için açıklayıcı bir video olmuş oldu. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca Blender'la alakalı herhangi bir sorunuz olduğu zaman yine en hızlı bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.